أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ظل المؤمنين يوم القيامة صدقته صدق رسول الله فيما قال أو كما قال صدقي جارية. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir, ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Kıyamet günü müminin gölgeliği onun verdiği sadakadır. Aziz kardeşlerim, sahip olduğumuz bütün nimetler Allah'ın bizlere ikramıdır. Rabbimizin emanetidir. Bu nimetler hepimiz için aynı zamanda birer imtihan vesilesidir. Rabbimizin bizler için var ettiği nimeti onun rızası doğrultusunda kullanmak mümin olmanın ve takva bilincini kuşanmanın bir gereğidir. İyiliğe ulaşmanın olmazsa olmaz şartıdır. Nitekim Cenab-ı Hak bu hususta şöyle buyurmaktadır. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Kıymetli müminler, sadaka-i cariye ardından nesiller boyunca istifade edilecek bir hayır bırakmak. Rabbimizin lütfu olan mal ve serveti ibadete dönüştürmektir. Bencilliği ve dünya hırsını bir kenara bırakarak cömertliği ve ihsanı tercih etmektir. Sahip olduklarımızı sadece kendimiz için harcayıp tüketmek yerine toplumun faydası için de kullanma erdemini göstermektir. Geçici dünya nimetlerini ebedi hayatı kazanmak için bir vesile kılmaktır. İyiliğimizin, infakımızın ve yardımlarımızın kalıcı olmasını, sevaplarının sürekli hale gelmesini sağlamaktır. Bu yönüyle aslında sadaka-i cariye bugün olduğu kadar gelecekte de kendimize iyilik etmektir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Hayır olarak ne harcarsanız kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tas tamam ödenir. O halde geleceği inşa eden her türlü iyilik hareketi bu dünyaya olduğu kadar ahirete de yatırım yapmak anlamına gelir. Aziz kardeşlerim, sadaka-i cariye zaman ve mekanla sınırlı olmaksızın hayır işleme gayretidir. Sadaka-i cariye öldükten sonra bile amel defterini kapatmama arzusudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu durumu şöyle dile getirmiştir. İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir. Sadaka-i cariye yani faydası kesintisiz devam eden hayır, kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Kardeşlerim, İslam medeniyeti asırlardır hayır ve hasenatın, iyilik ve ihsanın öncülüğünü yapmıştır. Ecdadımızın sadaka-i cariye niyetiyle inşa ettiği nice cami, çeşme, hastane, kütüphane, köprü ve okul bugün bizim hayatımızda iyiliği yaşatmaya devam etmektedir. Allah'a hamdolsun ki milletimiz bir yandan ecdat yadigarını korumanın, diğer yandan da yarınlara kalıcı eserler bırakmanın idraki içindedir. Sadakati, samimiyeti, mutedil ve ferasetli bir harcamayı temsil eden sadaka-i cariye hususunda insanımız daima duyarlı davranmıştır. Bu aziz milletin fedakar ve cömert eli sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir köşesinde iyilik dağıtmaktadır. İslam'ın şiarı olan ezanların yeryüzüne dalga dalga yayıldığı, ümmetin aynı kubbe altında, aynı safta omuz omuza namaza durduğu binlerce cami, milletimizin gayretiyle inşa edilmiştir. Sadakanın ve infakın bereketine gönülden inanan milletimiz, ne zaman dara düşse bu camilerden yükselen dualarla desteklenmiştir. Kıymetli Müslümanlar, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren camilerimiz
İyi günde olduğu gibi zor zamanda da bizleri buluşturan yüreğimize iman, şehrimize eman dağıtan mübarek mekanlardır. Tarihi boyunca Allah'ın mescitlerini imar etmeyi şeref bilen milletimiz için camisiz, ezansız, vatansız ve bayraksız kalmamak en büyük niyazdır. Bugün de sizlerin yurt içinde ve yurt dışında yapımı devam eden camilerimizi yardımsız bırakmayacağınıza olan inancımız tamdır. Umudumuz Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmaktır. Kim Allah rızası için bir mescit yapar ve yaptırırsa Allah da onun için cennette benzeri bir ev yapar.